Merbat Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde doğal ölüm nedeniyle defnedilen cenazenin koronavirüsten öldüğü anlaşıldı. Aray Kartunyan rahmetli ağabeyine verdiği yeminini duygulanarak hatırladı. O yeminini tuttu, benim yeminim hala duruyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 322 kişi koronavirüse yakalandı. Çek Senatosu Ermenilere karşı uygulanan soykırımı kınayan bir karar aldı. Tarihin bugünü, Viz Franks. Mersin'deki mağara duvarlarında binlerce yıllık el baskıları bulundu. Batı Ermenistan'ın Van'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Muhbet Çiftçioğlu'nun ölümü büyük bir ihmali ortaya çıkardı. Aileye ölümün nedeni söylenmedi ölüm raporuna doğal ölüm yazıldı. Cenaze aileye teslim edildi, tedbir alınmadan defnedildi. Muhbet Çiftçioğlu 12 Nisan'da rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan testlerde kalp yetmezliği, hipertansiyon ve kronik rahatsızlıkları bulunan Çiftçioğlu'nun 15 Nisan'da Covid-19 olduğu raporlandı. Testin pozitif çıkmasıyla ihmaller zinciri başladı. 19 Mayıs'ta yaşamını yitirdi virüsten yaşamını yitiren bir kişinin devlet görevlileri tarafından önlemler alınarak defnedilmesi gerekirken çiftçi oğlunun ailesi çağrılarak cenazesi teslim edildi. O ana kadar ailesine çiftçi oğluna koronavirüs tanısı konulduğu söylenmedi. Yine ailesine verilen raporda çiftçi oğlunun ölüm nedeni bulaşıcı olmayan hastalık doğal ölüm olarak belirtildi. Çiftçi oğlu ailesi sorunlar hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Arayi Karutunyan yemin töreninin sonunda bir konuşmada bulundu. 13 Şubat 1988'de A.B. Samvel'in ana vatan için ölmeye hazır olup olmadığını sorduğunu anlattı. Harut evet diye cevap verdi. Harut heyecanlı bir sesle kardeşim yeminini yerine getirdi ama ben henüz değil dedi. Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na göre kendi faaliyetinin başında yer alacak bazı temel ilkeler var. Birincisi, insanın en yüksek değer olduğu ve devletin ise bu en yüksek değere hizmet eden bir kurum olduğudur. Bir sonraki ilke, Birleşik Vatan'ın güvenliği ve toprak bütünlüğünün rezervasyona veya pazarla tabi olmamasıdır. Haruk Dünyan'a göre, Arsah Cumhuriyeti'nin nüfusu üzerinde asılı olan kılıç, tüm Ermenilerin başında bir yatağın olarak görülmelidir. Devlet Başkanı o yatağını bir kürek, bir kalem, bir haç ve gerektiği zaman bir kılıca dönüştürmeye hazır olduklarını söyledi. Artsah Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Aray Karpenyan konuşmasının sonunda Artsah Ermenistan'dır ve son diyerek Artsah kurtuluş mücadelesinin lideri ve Artsah'ın kahramanı olan Leonid Azgatyan'ın sözlerini tekrarlamış oldu. 5 Ağustos 2019'da Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'da Stepana Stepanakert'in Rönesans Meydanı'ndaki mitingi sırasında Artsah Ermenistan'dır ve son diyerek bir konuşmada bulunmuştu. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ın da katıldığı Ermeni heyeti Harut Dünya'nın yemin töreninde hazır bulundu. Daha önce başbakanlık görevini üstlenen ve daha sonra Özgür Vatan Partisine başkanlık eden Aray Kartmanya'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun bir sonucu olarak 14 Nisan'da Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına seçildiğini ve Artsah Cumhuriyeti'ni 12 yıl boyunca yöneten Bako Saakyan'ın yerini aldığını hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre 22 Mayıs itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 322 kişi koronavirüse yakalandı. Toplam enfekte insan sayısı 5928'e ulaştı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 2874 kişi koronavirüsten iyileşti. Şu anda 2952 kişi tedavi ediliyor. Toplamda 28'i diğer nedenlerle olmak üzere 102 ölüm vakası bildirildi. Bir günde 5 kişi öldü. Batı Ermenistan Ceske Novi Ajansı'nın bildirdiğine göre çarşamba günü Çek Cumhuriyeti Senatosu Nazilerin insanlığa karşı işlediği zulmü ve 105 yıl önce Osmanlı İmparatorluğundaki Ermenilere karşı uygulanan soykırımı kınadı. Nisan 2017'de Çek Parlamentosu'nun Milletvekilleri Meclisi, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve Osmanlı İmparatorluğundaki Ermenilere ve diğer dini ve etnik azınlıklara karşı uygulanan soykırımı kınayan bir karar tasarısını onaylamıştı. Ermenilere yönelik soykırım hakkında. Ermenilere karşı işlenen soykırım Ermeni Holokostu olarak da bilinir. 1894-1923 yılları arasında Osmanlı hükümeti tarafından Türkiye ve çevresinde Ermeni halkının kitlesel imhası ve sınır dışı edilmesidir. Bu kitlesel katliamların başlangıcı koşullu olarak 24 Nisan 1915 yılı kabul edilir. Bu tarih Osmanlı makamlarının Konstantinopolis ve Ankara'dan 700 ile 750 Ermeni aydın ve cemaat liderini tutuklamaya ve sınır dışı etmeye başladığı gündür. Onlardan çoğu sonunda katledildi. 1915'in başlarında Jön Türkler rejimi yüzlerce Ermeni'yi topladı ve Ermeni nüfusunun çoğunu çöle sürmeden, milyonlarca Ermeni'yi öldürmeden önce birçoğunu Konstantinopolis sokaklarında dar ağacında astı. Batı Ermenistan 22 Mayıs Büyükelçiler Konferansı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'ın Ermenistan sınırlarını tanımlamada hakem rolünü kabul etmeye hazır olduğuna dair bir mesaj aldı. 24 Mayıs'ta Başkan Wilson, Senato'ya Müttefikler Yüksek Konseyi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne önerilen Ermeni yetkisini kabul etmesini isteyen bir mesaj gönderdi. Bu mesajda teklifin Milletler Cemiyeti'nin 22. maddesine uygun olarak yapıldığını belirtti ve Ermenistan'a olan sempatinin sadece Amerikan halkının küçük bir bölümünün değil, olağanüstü spontaneliğinden ve ülkenin gönüllü Hristiyan kadın ve erkeklerin yüce samimiyetinden kaynaklanan gönüllü katkısı pratikte Ermenistan'ı varlığının dönüm noktasında kurtardı. Makalenin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. Kilikya Ermenistanı'ndaki Mersin'de Toros Dağları'nın eteğinde bir doğa gezgini tarafından mağara içinde gün yüzüne çıkartılan Neolitik döneme ait duvarlarda el baskıları bulundu. Vatandaş hemen duvar resimlerinin fotoğraflarını çekti. Uzmanlar bölgeye giderek tespit ve tescil çalışmalarına başladı. 5 yıl süren çalışmada 7 mağarada bulunan Neolitik döneme ait 60 el baskısı kayıt altına alındı. Uzmanlar, biz buranın 5000 ile 11 bin yıl öncesini kapsayan Neolitik dönem ve öncesinde yapıldığını tahmin ediyoruz ifadesinde bulundular. Arkeologlar, el baskılarının korunması ve alanın da milli parka dönüştürülmesini istiyorlar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı topluluktan Ermeni halk şarkısı Yarmigana Yaylen adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.